Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ARCHICAD programında eleman niteliklerini inceleyeceğiz ve kendimize özel elemanlar oluşturduktan sonra bunları diğer projelerde nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Bu inceleyeceğimiz elemanlar da bu listeden ayarlarını düzenlediğimiz çizgiler, kalemler, taramalar, yüzeyler, yapı materyalleri ve kompozitler. Bu ikisini zaten daha önce incelemiştik. Bu yüzden ilk olarak bunlardan başlamak istiyorum. Kompozitler yapı materyallerinin bir arada kullanılmasından oluşuyor. Ve buraya basarak projenizde bulunan kompozitlere ulaşabilirsiniz. İsterseniz seçtiğiniz kompozit üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ama eğer buradaki kompozitlerde değişiklik yapmak istiyorsanız öncelikle bunu kopyalamanızı öneririm. Burada seçmiş olduğumuz kompozit görüldüğü gibi dış yüzeyinde sıva, ortasında tuğla ve iç yüzeyinde tekrar sıva bulunan bir kompozit. İstersek bu kompoziti oluşturan yapı materyallerini bu listeden değiştirebiliriz. Ve istersek buradan kalem kalınlıklarını da değiştirebiliriz. Bu şekilde kendimize özel kompozitler üretebiliriz. Ve buradaki seçeneklerden üretmiş olduğumuz kompozitin ARCHICAD'de hangi araçlarda kullanılabileceğini de belirleyebiliriz. Burada bir değişiklik yapmadan çıkıyorum. Ve buradan yapı materyallerine geliyorum. Kompozitlerin buradaki yapı materyallerinden oluştuğunu söylemiştik. Ve ARCHICAD'de fazlasıyla yapı materyali bulunmakta. Yine isterseniz kendinize özel yapı materyalleri üretebilirsiniz ama buradaki orijinal materyallerde değişiklik yapmamanızı öneririm. Aynı şekilde eğer yeni materyaller üretmek istiyorsanız buradan yeni seçeneğine basarak seçmiş olduğunuz yapı materyalini kopyalayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz veya yeni dediğinizde sıfırdan bu işleme başlayabilirsiniz. Böylelikle ARCHICAD'in var olan orijinal materyallerinde değişiklik yapmamış olursunuz. Yapı materyali bir tarama ve bir yüzeyden oluşuyor. Ve buradaki seçeneklerden bunlarda değişiklik yapabilirsiniz. Buradansa kalem renginizi değiştirebilirsiniz. Her yapı materyalinin bir önceliği bulunuyor. Yani birden fazla yapı materyalinin birleştiği yerde iki boyutta önceliği fazla olanın taramasını görüyoruz. Veya yine üç boyutta önceliği fazla olanın yüzeyini görüyoruz. Buradaki sistem bu şekilde çalışıyor. Yine burada da bir değişiklik yapmadan çıkıyorum. Ve buradan yüzeylere geliyorum. Yüzey dediğimiz şey temel olarak bir renk ve seçmiş olduğumuz yüzeylerimizi buradan değişik şekillerde görüntüleyebiliriz. OpenGL genelde bizim 3 boyutta gördüğümüz şekilde gösteriyor buradaki ayarları. Çünkü ARCHICAD'de genel olarak OpenGL motoruyla çalışılıyor. Bu bir alttaki seçenek ise biraz daha karmaşık ayarların mevcut olduğu bir seçenek. Buradan yüzeylerinizde karmaşık ayarlar yapabilirsiniz ama ARCHICAD bu anlamda benzer programlara göre biraz daha ağır şekilde çalışıyor. Yüzeyler genel olarak bir renk, vektörel tarama ve görselden oluşuyor. Mesela buradan kırmızı tuğlayı seçelim. Bunun burada rengi bulunuyor ve isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Yüzeyler taramalarla birlikte çalışıyor. Bu yüzeyin buna atanmış bir tuğla taraması var. Bu da kesit ve cephelerde bu renge boyanmış yüzeylerimizin bu taramayla gösterilmesi anlamına geliyor. Ve en altta da bunu 3 boyutta bu şekilde görmemizi sağlayan bir imaj atanmış durumda. Yeni materyaller üretmek istersek buradan projemize yeni bir JPEG dosyası atabiliriz. Ve daha sonra bunu 2 boyutta kullanmak üzere bir vektörel tarama atayıp en sonunda rengini ve istersek daha karmaşık ayarlarını yaparak kendimize özel yüzeyler üretebiliriz. Veya istersek buradaki yeni seçeneğine basarak katalogdan yeni seçeneğini aktif hale getirip ARCHICAD'in kütüphanesinde bulunan ama çoğunlukla biz buradan seçene kadar projemizde kullanmadığımız yüzeylere de erişebiliriz. Çünkü ARCHICAD'in kendi kataloğunda burada bulunandan daha fazla yüzey rengi bulunmakta. Buna buradaki seçenekten ulaşabilirsiniz ve buradan istediğiniz yüzeyleri projenizde kullanmak üzere seçebilirsiniz. İsterseniz kendi yüzeylerinizi de üretebilirsiniz. Burada bunun bir üstündeki seçenek ise tarama. Görüldüğü gibi buradaki elemanların hepsi birbirine bağlı çalışıyor. Kompozitler yapı materyallerinden, yapı materyalleri yüzeylerden, yüzeyler taramalardan oluşuyor. Ve taramalar da kalemlerden ve çizgilerden oluşuyor. Buradan taramaları aktif hale getiriyorum. Yine buradan kendinize özel yeni taramalar üretebilirsiniz veya var olan taramalar üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Buradaki seçeneklerden taramalarınızı nerede kullanacağınızı seçebilirsiniz. Bu seçenekle taramalarınızı çizim deseni olarak kas planı, kesit ve cephelerde kullanabilirsiniz. Buradan kaplama olarak kullanabilirsiniz. Mesela döşeme, çatı, arazi gibi araçlarınızın kaplamasında
taramalarınızı kullanabilirsiniz ve bir alttaki seçenekten de kesite gelen elemanlarda taramanızı kullanabilirsiniz. Buradan da taramanızın opasitesini değiştirebilirsiniz. ArchiCAD'de değişik tarama çeşitleri bulunmakta. Bunlar bizim katı taramalarımız ve bunları görüş şeklimizi yüzde hesabıyla yapıyoruz. Yani bu taramaların yüzde ne kadarının dolu olduğunu değiştirebiliyoruz. Burada vektörel taramalarımız bulunuyor. Ve bunlar da bir şekle dayanıyor. Buradaki çizgiler arasındaki boşluğu ve açıyı değiştirebiliyoruz. Burada ise sembol taramalarımız var. Bunlar biraz daha karmaşık. Yani mesela ekranınızda herhangi bir çizim yapıp bunu kopyaladığınızda ve bunu bir sembol taraması olarak kaydetmek istediğinizde buraya yapıştır dediğiniz zaman ekrana çizmiş olduğunuz şekli tarama olarak kullanabiliyorsunuz. Sembol taramaları bu şekilde çalışıyor. Yani bir çizim yapıyorsunuz, bunu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. İsterseniz buradaki çizgi özelliklerini de değiştirebilirsiniz. Ve son olarak görsel atayarak oluşturduğumuz taramalarımız var. Buraya bilgisayarınızdan herhangi bir görsel atayarak kendinize özel taramalar elde edebilirsiniz. Ve yine bunun boyutlarında istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Yine Options'dan eleman niteliklerine geliyorum ve buradaki kalem özelliklerini en son inceleyeceğim. Bu yüzden buradaki çizgi seçeneğini aktif hale getiriyorum. Yine ArchiCAD'in görüldüğü gibi kendi içinde çok fazla çizgi seçeneği mevcut. İsterseniz buradaki çizgilerin özelliklerini değiştirebilirsiniz veya ekranınıza yaptığınız bir çizimi kopyalayıp buraya yapıştırarak da kendinize özel çizgiler üretebilirsiniz. Yaptığınız çizimi kopyalamak için taramada olduğu gibi buradaki sembol seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde istediğiniz gibi çizgiler üretebilirsiniz. Son olarak bu listede inceleyeceğimiz şey ise kalem kalınlıkları ve renkleri. ArchiCAD'in burada değişik kalem setleri bulunmakta ve siz isterseniz burada değişiklikler yapabilirsiniz. Ben burada daha önceden ayarlamış olduğum bir kalem setim mevcut. Temel olarak burada değişiklik yapmak için öncelikle kaleminizin kalınlığını belirliyorsunuz ve daha sonra buna listenizden herhangi bir renk veriyorsunuz. İsterseniz oluşturmuş olduğunuz kaleminize yeni bir isim de verebilirsiniz. Ve buradaki kalem setlerinden herhangi birinde değişiklik yapmaya başladığınızda kalemlerinizi düzenledikten sonra bunu kaydetmelisiniz. Bunu da buradaki seçenekten yapıyorsunuz. Buna bir isim verip kaydettiğimizde artık üretmiş olduğumuz kalem setine buradaki listeden ulaşabiliyoruz. Ama farklı projelerde çalışırken buradaki kalem setine ulaşamıyorsunuz. Yani ya tekrar kalemlerinizi düzenlemeniz gerekiyor veya tüm ayarlarını yapmış olduğunuz sayfada tekrar tekrar yeni projeler üretmeniz gerekiyor. Bunun için siz tek bir kalem setini veya burada üretmiş olduğunuz taramalarınızı, yüzeylerinizi, kompozitlerinizi farklı projelerde kullanmak istiyorsanız bunları bilgisayarınıza kaydedip farklı projelerde çalışırken tekrar ArchiCAD'in içine çağırmalısınız. Bunu da bu en alttaki seçenekten yapıyoruz. Bu paletten ArchiCAD'de üretmiş olduğunuz tüm elemanlarınızı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz ve böylelikle bunları tüm projelerinizde kullanabilirsiniz. Mesela ben burada daha önce üretmiş olduğum kalem setini bilgisayarıma kaydetmek istiyorum diyelim. Benim burada değişiklik yaptığım kalemler bu aralıkta bulunan kalemlerdi ve öncelikle bunların hepsini klavyemden shift tuşuna basarak seçiyorum. Daha sonra bilgisayarıma kaydetmek istediğim bu kalemlerimi buradaki seçenekle bu yandaki listeye taşıyorum. Ve buradan Save As'a basarak bunları bilgisayarıma kaydediyorum. Daha sonra başka bir projede çalışırken kaydetmiş olduğum bu kalemlerimi proje dosyamın içine çağırmam gerekiyor. Bunu da şu an çalıştığım ArchiCAD dosyasında yapamam çünkü zaten bu kalemleri bu dosyanın içinde ayarlamıştım. Bu yüzden sıfırdan yeni bir ArchiCAD dosyası açıyorum. Ve açtığım bu dosyada tekrar buradan kalemlerime geliyorum. Buradaki Open seçeneğinden az önce kaydetmiş olduğum AAT uzantılı kalem setimi bu projede açıyorum. Projemde kullanmak istediğim kalemlerimi seçip yine bunları yan tarafa taşıyorum. Ve ben bu durumda kalemlerimi buradaki kalem setinin içine aktarmış oluyorum. Bu şekilde OK deyip buradan çıktığım zaman
artık bu kalemlerimi açmış olduğum yeni projemin içine çağırmış oluyor. Görüldüğü gibi kalemlerime geldiğimde artık burada benim daha önceden oluşturmuş olduğum kalemlerim bulunmakta. Bu işlemin aynısını üretmiş olduğunuz diğer elemanlarınıza da uygulayabilirsiniz. Ve böylelikle kendinize özel oluşturmuş olduğunuz elemanlarınızın hepsini tüm projelerinizde kullanabilirsiniz. Bu dersimizde ARCHICAD programında eleman niteliklerini inceleyerek kendimize özel elemanlar oluşturup bunları kaydettikten sonra diğer projelerimizde kullanmayı öğrendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.